بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ala seyyidil murselin, seyyidina ve rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sözlerime Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Peygamberimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine ve ashabına salatu selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari dersindeyiz. Kitabül İstizan bölümü 3. bab. Bab Esselamu selamu min esmaillahi Teala. Es-selam Allah'ın isimlerinden biridir. El-Melikul Kuddusü's-selam. Selam noksansız, eksiksiz, bütün noksan sıfatlardan münezzeh, tertemiz, nezih anlamında. Selam aynı zamanda bir selamlaşma vasıtası, selam barış anlamına gelir, selam selamet anlamına gelir. Farklı manalarda önemli bir kelime. Dolayısıyla Müslüman selamı aynı zamanda bir dua manasında kullanılıyor. İmam Bukhari 6230 nolu hadisi şerifte. Bu konuda şöyle bir hadis-i şerif bize nakletmektedir. ''Haddetene Umar ibn Hafs, kal haddetene Ebi, kal haddetene Al-Amış, kal haddeteni Şakik, an Abdillah.'' Abdullah dendiği zaman hadis-i şeriflerde Abdullah bin Mesud anlaşılır. Genellikle böyle bir kullanış mevcuttur. ''Kal'' <laughs> Kulle ida sallayna ma'annabiy sallallahu aleyhi ve sellem biz ilk zamanlarda peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimizle birlikte namaz kıldığımızda ikinci rekatta oturduğumuzda şöyle derdik. Kulle es selamu ala Allah kable ibadihi kullarından önce Allah'a selam olsun derdik. Es selamu ala Cibril, es selamu ala Mikail Esselamu ala fulan ve fulan. Bu şekilde bir ifade kullanırdık. Felemmen sarafen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz namazı bitirince akbel aleyna bi vecihi fekal bize döndü ve şöyle dedi. İnnallâhe huve selam. Allah bizzat kendisi selamdır. Fe izâ celese ahadukum fissalâti fel yekul. Esselamu Allah ifadesini kullanmayın. Sizden biriniz ikinci rekatta ve dördüncü rekatta namazda oturduğu zaman şöyle söylesin. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bütün selamlar, bütün dualar, bütün güzel dilekler, niyazlar, ilticalar hep Allah içindir. Esselamu aleyke eyyühen nebi, ey peygamber, sana selam olsun. Ve rahmetullahi ve berekatuhu, ey peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerine olsun. Esselamu aleyna ve ibadillahi bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının üzerine selam olsun. Fe innehu izâ kale zâlike asâbe kulli abdin sâlihin fissemâyü l ard. Böyle dediği zaman yerde gökte bütün salih kullara, meleklere, insanlara hepsine Allah'ın salih kullarına bu selam gider. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. <laughs> i̇şte ettehiyyatının son cümlesi de bu olmalıdır. Sümme yetehayyeru ba'du minel kelami maşiyat. Ondan sonra dilediği gibi duaya devam eder başka hadis-i şeriflerde salli barik okunması ve Rabbena atina duasıyla noktalanması tavsiye ediliyor. Hocam bizler namazda etteyyatu duası okurken Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diyerek Peygamber Efendimiz'e selam veriyoruz. Bizim namazda Allah'ın huzurundayken Peygamber Efendimiz'e selam vermemizin anlamı nedir? Bu hadisi şerifte veya bu duada iltifat sanatı vardır. Arapçada, belagatte, edebi sanatlarda iltifat sanatında birinci şahıstan ikinci şahısa, ikinci şahıstan üçüncü şahısa geçiş olmaktadır. Öncelikle dua ederken Cenab-ı Hakk'a iltica ediyoruz. Sonra birden Peygamberimize dönüyoruz. Sonra birden Kendimize dönüyoruz. Üç ayrı iltifat var, üç ayrı yöneliş var. Dolayısıyla bu edebi açıdan son derece başarılı, son derece edebi bir e, dua ve niyaz olarak geliyor. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerekse hadis-i şeriflerde, gerekse dualarda iltifat sanatı yapılmaktadır. Burada ettehiyyatü duasını okurken önce ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat selamlar, saygılar, dualar, güzel niyazlar, ilticalar hepsi ama hepsi bütün şükranlar, bütün teşekkürler hepsi ama hepsi Allah'a aittir. Cümlesiyle başlıyoruz. Ve ondan sonra Esselamu aleyke eyyühen nebi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz sanki önümüzdeymiş gibi peygamber efendimize salatü selam veriyoruz. Sonra bu ikinci şahıstan üçüncü şahısa geçiyoruz. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bize ve bütün Allah'ın salih kullarının üzerine olsun diye dua ediyoruz birinci, ikinci, üçüncü şahıs aralarında geçiş edebiyatta, belagatte, edebi sanatlar arasında iltifat sanatı yani yöneliş sanatı olarak ifade ediliyor. Bunu pek çok doğada görüyoruz. Mesela Allahümme Rabbena Allah'ım diye başlıyoruz. İltica ile sonra ben yalnız değilim beraber Müslümanlarla beraber Rabbena ey Rabbimiz diyoruz. Fatiha-i Şerife'de Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle başlıyoruz. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Veya hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O son derece rahmet sahibidir merhamet sahibidir. Bütün kullarına ve özellikle müminlere rahmet sahibidir. Din gününün, hesap gününün, muhakeme ve muhasebe gününün sahibidir diyoruz. Sonra İyyâke nâbudu, İyyâke nistâin. Ya Rabbi biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. İhdine sıratel müstakim. Bizi doğru yola ilet. Birden Birden bir bakıyorsunuz, aradan üçüncü şahsa intikal ediyor. İşte bu intikalin adı iltifattır. Bu e, edebiyatta son derece önemli bir sanattır. Burada da iltifat sanatı var. Sanki doğrudan Peygamberimize Cenab-ı Hak'ın huzurunda olduğumuz halde e, selam veriyoruz. Dolayısıyla burada herhangi bir gariplik, herhangi bir tuhaflık yok. Edebi sanatlardan biri. Burada yerine getirilmiş oluyor. Ve en son kelime-i şehadetle ettehiyyatü noktalıyoruz. Evet, ettehiyyatü derken tahiyye, selamlar, dualar, şükranlar, teşekkürler, niyazlar, her şey ama her şey en sonunda Cenab-ı Hakk'a aittir. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, azametini, birliğini burada bir defa daha tescil etmiş oluyoruz. Yeni bir baba geçiyoruz. Babu teslimil kalili alel kesir. Az olan çok olana selam verir. Yani bir kişi iki kişiye, iki kişi üç kişiye selam verme durumundadır. Haddetene Muhammed ibn Mukatil Ebu'l Hasan, kal Abdullah, kal Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Ebi Hurayra radıyallahu anhu an el nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Yüsellimu sagiru alel kebir. <laughs> yaşı küçük olan, yaşı büyük olana selam vermeli. Vel marru alel kaid. Yürüyen kimse, oradan bir yerden geçen kimse oturana selam verir. Vel kalilu alel Sayısı az olan grup, sayısı çok olan gruba selam verir selam adabı kimin öncelikle selam vermesi gerekir? Bununla ilgili Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin eğitici, öğretici manada bir hadis-i şerifi. Müellifimiz bu hadis-i şerifi birkaç defa tekrar edecek. Babu teslimin rakib alel maşi binekte olan kimse oturan kimseye selam verir. Binekte olanın oturan kimseye selam vermesi babı.

alel maşi, binekli olan oturana selam verir. Vel maşi alel ka'id, yürüyen oturana selam verir. Binekli olan yürüyene selam verir. Vel maşi yürüyen alel ka'id, oturana selam verir. Vel kalil alel kethir, az olan çok kimseye selam verir. Müellifimiz aynı hadisi bir kez daha tekrarlıyor. Bâbu teslimil maşi alel ka'id, haddetene ishavku ibn-i İbrahim, kal akhbarana ravhu ibn-i قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني الزياد أن ثابتا أخبره هو هو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب والماشي والماشي القايد والقليل الكثير من اللي في مسجد الحديث الشريف تكرر باب تسليم الصغير للكبير وقال إبراهيم An Musa ibn Ukbe an Safan ibn Süleyman an Atâ ibn Yassar an Ebi Kulayle radıyallahu külluhu kâl kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yüsellimu's sagîr ve'l kebîr. Ya şî küçük olan büyük olana selam verir. Ve'l mârru'l kâid yürüyen oturana yoldan geçen oturana selam verir. Ve'l kalîlu'l kesîr az olan çok olana selam verir. Müellifimiz bu hadis-i şerifi e, ...dört defa zikrederek e, her defasında da farklı bir başlık altında bu hükümlere işaret ediyor. Hocam okumuş olduğumuz hadisi şerifin pek çok defa tekrar edildiğini görüyoruz. Bir hadisin bu kadar çok tekrar edilmesinin sebebi nedir? Şimdi İmam Buhari'nin bu rivayetlerine baktığımız zaman bu rivayetlerde birinci rivayet Muhammed bin Mukatil isimli üstadından, ikinci rivayet Muhammed bin Selam, üçüncü rivayet İshak bin İbrahim Dördüncü rivayet İbrahim. Yani dört ayrı üstadından rivayet ediyor ama sahabi aynı sahabi. Arada metin noktasında biraz farklılıkları var. Her hükmü ayrı bir kanalla, ayrı bir tarikle naklediyor. İmam Buhari farklı tarikleri, farklı başlıklar altına naklediyor. İmam Müslim olsaydı tek bir başlıkla bu dört hadis şerifi, birbirinin destekleyicisi, mütabi olan dört hadis-i şerifi peş peşe zikrederdi. Ama İmam Bukhari, talebesi Müslim'den farklı olarak her cümle için ayrı bir başlık koymuş. Selam adabını, selam usulünü anlatıyor. Adap iki yerdedir. Bir, adap ahlak demektir. Bir de usul demektir, metot demektir. Burada e, selamın bir adabı vardır. Bir de selamın usulü vardır. Kim kime selam verecek? Elbette yaşı küçük olan yaşı büyük olana selam verecektir. Elbette az çoğa selam verecektir. Yürüyen oturana selam verecektir. Yani selamla yükümlü olanın görevi selam vermek sünnettir. Selamı almak farz-ı kifayedir. Selam vermek sünnet-i seniyye. İşte bu sünnet-i seniyeyi yerine getirirken kimin bunu yerine getireceği hususunda böyle bir beyan böyle bir açıklama gerekli oldu. İmam Bukhari farklı senetlerle aynı hakikati bize naklediyor. Ba bu ifşa-i selam. Selamın yayılması. Şimdi ifşa selam ifadesi sahih Müslim'de bir hadisi şerifte geçmektedir. Ama müellifimiz oradaki ifadeden böyle bir başlık almış. حديث الشريف بليسنوس: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون، لا تدخلوا، هي الرواية واحدة، لا تدخلون الجنة لا تدخلون تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفش السلام بينكم». Nefsimi elinde tutan Rabbime yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi sevmenize vesile olacak bir şeyi size bildireyim mi? Selamı aranızda yayınız. Efşü selamı beynekum. Selam bir mesaj, bu rahmet dolu, sevgi dolu, saygı dolu mesajı yaymamız gerek. Bu hadisi şerifi duyan Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma çarşı esnafına teker teker selam verip eve geldi. Çarşıdan ne aldın diye soranlara bugün selamı yaydım dedi. Selam bütün insanlığa yayılması gereken bir mesaj. Evet. Burada müellifimiz bu başlığı koyuyor. Bununla ilgili şu hadisi şerifi naklediyor. Haddesena Kuteybe, kal haddesena Cerir an Şeybani, an Eş'at ibn Ebi Şa'sa, an Muaviye ibn Süveyd ibn Mukarrin, an Bera ibn Azib radiyallahu anhuma kal. Emarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti. Bi iyadetil meryid. Hastayı ziyaret etmeyi. Hastaları ziyaret etmeyi. Ve tiba'il cenayiz. Cenazenin peşinden gitmeyi. Kabre kadar cenazeyi uğurlamayı. O teşmitil atıs. Aksırıp da elhamdülillah diyene yerhamükallah demeyi ve nasrı zayıf kimseye yardım etmeyi ve avnil mazlum mazluma yardımda bulunmayı haksızlığa uğrayan kimseye yardımda bulunmayı emretti ve ifşa selam selamı yaymayı ve ibraril muksim yemin eden kimsenin Yemidinde durmasını emretti. Yedi ayrı görev. Ve daha önce bu hadis-i şerif geçmişti aralarında bir takım ufak farklar var. Ve neha ani şur bi fil Gümüş kaplarda herhangi bir şey içmeyi nehyetti. Ve neha na an hep Altın yüzük kullanmayı bize yasakladı. Ve an bil Yine böyle ipekli örtülerin bulunduğu bir bineye binmekten ve lübsil hariri ve dibaci ve kassiyi ve istabrak bunlar da yine farklı renkli çeşitli çizgili ipek elbiseleri giymeyi erkeklere ipek elbise ve altın yüzük haramdır aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bunları yasakladı Zinet kadınlara aittir erkeklere bu manada altın yüzük ve ipekli elbise haram kılınmıştır. Şimdi bu hadis-i şerife baktığımız zaman selamı yaymak, ifşa selam ifadesi tıpkı sahih-i müslim hadisinde efşü selame beynekum deniyor. Burada bir ifşa selam mastar olarak ifade ediliyor. Evet, selamı yaymak bize bir iman ve İslam gereği olarak emredilmekte. Babu selam lil ve gayril marife tanıdık tanımadık herkese selam verilmesi. Haddesen Abdullah İbni Yusuf kal haddesen el-Leyf kal Yezid an Ebil Khayr an Abdullah İbni Amr İbni As Abdullah İbni Amr İbni As genç sahabi rivayet ediyor. Enne racülen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru sordu. Ey gül İslami hayır, hangi çeşit Müslümanlık daha hayırlıdır? İslami hasletlerden hangisi daha üstündür? Müslümanın ahlaki ölçülerinden hangisi daha faziletlidir? Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyurdu ki ta'am, yemek yedireceksin yemek yedireceksin ve tekrau selame selam vereceksin ala men arafte ve men lem tarif tanıdığın tanımadığın müslümanlara selam vereceksin. Tanıdığımıza selam veriyoruz da tanımadığımıza müslüman kardeşimize selam vererek dua ediyoruz ve aradaki İslam kardeşliği irtibatını hatırlatıyoruz. 1978 Şam'dayız. İlk defa Şam'a ayak bastık. Bir arkadaşla beraber Emevi Camii'ne doğru gittik. Selamünaleyküm. Aleyküm. Min Türkiye, min İstanbul. Aleyküm Selam. Bakıyor, bize söylüyor. Türkiye'den İstanbul. Aleyküm Selam. Birkaç adım attık. Yine biri selam verdi. Biz orada gurbeti unuttuk. Sanki memleketimizde gibi. Bizi gören selam veriyor. Yani insan tanımadığın kimseye selam vermenin değerini işte bu zaman anlıyorsunuz. Yani şunu demek istiyoruz. Selam tanışmaya, kaynaşmaya, anlaşmaya en güzel vesiledir. Haddeten Ali ibn Abdullah, kal haddetena Süfyan an Zuhri, ana Tayyib ibn Yazid el an Ebi Eyyub an sallallahu aleyhi ve sellem. Ülkemizin medarı iftiharı Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri rivayet ediyor. Kal la yahillu li muslimin en yahjura akahu fawqa thalath. Müslümanın Müslüman kardeşini üç günden fazla dargın ve küs olarak karşılaması helal değildir. Müslümanın Müslüman kardeşini üç günden fazla dargın durması, küs durması caiz değildir yeltekiyani yani yasuddu hâzâ ve Karşılaştığında biri o tarafa gider, biri o tarafa gider, birbirleri konuşmazlar. Ve hayruhuma ellezî yebde'u Dargın iki kişiden en hayırlısı ilk selam verendir. ilk barışandır. Barışmanın alameti de selamdır. Ve سُفْيَانُ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ Evet, Süfyan bu hadis-i şerifi üç defa duyduğunu ifade etmiştir. Yani İmam Zühri'den ben bu hadis-i şerifi üç defa duydum demiştir. Dargınların barışmasında selam önemlidir. İlk selam veren kazanmaktadır. Evet, selam birbirini tanısın tanımasın Müslüman'ın Müslüman kardeşine yaklaşması için, kaynaşması için vesiledir. Selam dargınların barışması için vesiledir. Siz siz olun, ilk selam veren olun. İlk selam veren kazanıyor, ilk selam veren ecir ve mükafatı elde ediyor bu hadisi şeriflere göre. Bugünkü dersimizi noktalıyoruz ve diyoruz ki Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri hepinizin hepimizin üzerine olsun